Yeni bir Şu Çılgın Türkler programına hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz hocam. Teşekkür ederim Pitem. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, çok mersi. Bir önceki programımızda Atatürk'ün Ankara'ya gelişinde kalmıştık. Oradan devam edebilir miyiz? Tabii, öyle yapalım. Şimdi geçen programımızda olayların akışını kesmemek için önemli bir konuyu bu sefere bırakmıştım. O da Atatürk'ün ordudan ayrılmasıdır. Kendi isteğiyle olmadı herhalde. Kendi isteği de var, hükümetin zoru da var. Şöyle ki, İngilizler bir süre sonra Anadolu'ya, Doğu Anadolu'da asayişi sağlasın diye yollanan Mustafa Kemal Paşa'nın işte halkı protestolara sevk etmesi, miting yapmak için teşvik etmesi, işte çevresinde bir milli hareket uyandırması, bazı açıklamaları İngilizleri tedirgin ediyor. Paşa'nın büyük işler başaracağını görüyor İngilizler anlaşılan. Kuşkulanıyorlar. Muhtemelen bazı yazışmalarını o ele geçirmiş de olabilirler. Geri çekilmesini istiyorlar. İstanbul hükümeti de biz Paşa'yı gücüne, kuvvetine, tecrübesine inanıyoruz, halkın ona inanacağına inanıyoruz, asayişi düzeltecektir falan demiyor, boyun eğiyor. Şevket Turgut Paşa, Harbiye Nazırı Şevket Turgut Paşa, ki bunun dürüst bir asker olduğundan bahsetmiştim, o direniyor. Ama direnmesi yetmez, onu mecburen istifa ediyor. O arada gazeteci Ali Kemal bu hükümette üye, İçişleri Bakanı. O Ege'de Müdafaa-i Milliye derneklerinin çoğalıp güçlenmesinden fevkalade tedirgin. Onların kapatılması için onların yazışmalarını yasaklıyor. Mustafa Kemal'in tevkifi için işte İngilizlere karar verdiklerini söylüyor. Nitekim işte Sivas Kongresi'nin bastırılmasına çalışılacak vesaire. İstanbul bütün bu milli hareketi, uyanışı daha parlamadan, büyümeden, genişlemeden söndürme gayreti içerisinde. Çünkü Anadolu kendisini dinlemiyor, bunun farkında. Yani devlet ayağının altından kaymış, İstanbul belediye sınırları içinde bir devlete dönüşmüş, onu genişletmeye çalışıyor. Milli mücadeleyi söndürmeye çalışıyor. Bunun için elinden geleni yapıyor. Mustafa Kemal Paşa'dan da İstanbul'a dönmesi isteniyor. 9. Ordu komutanlığını bırakıp Mustafa Kemal Paşa zaman kazanmaya çalışıyor. Çünkü o arada böyle bir yani yetkilerinin halkı daha çabuk örgütlenmeye yardımcı olacağı inancı içerisinde bunu bir miktar uzatabiliyor. Sonunda İstanbul hükümeti Mustafa Kemal Paşa'yı 9. Ordu komutanlığından alma kararını yolladığı sırada Mustafa Kemal Paşa da İstanbul'a askerlikten bütünüyle, yalnız 9. Ordu müfettişliğinden, komutanlığından değil, askerlikten bütünüyle istifa ettiğini bildiriyor ve işte milletin sinesinde bir tek birey olarak, milletin bir bireyi olarak çalışmaya devam edeceğini yazıyor, bildiriyor. Böylece askerlikle bir ilişkisi kalmıyor. Mustafa Kemal Paşa Ankara'ya sivil bir lider olarak gelmiştir. Sakarya Savaşı'nın bitmesinden bir hafta sonrasına kadar da bu sivilliği sürecektir. Sakarya Savaşı'nı bir sivil olarak yönetmiştir. Mareşalliği daha sonradır Millet Meclisi tarafından 19 Eylül 1921'de verilmiştir. Sivil olarak yönetmesine nasıl izin veriliyor peki? Şimdi Mustafa Kemal Paşa'nın böyle bir kurulun başında olması, böyle bir kurulun varlığı, işte Batı'daki ve Doğu'daki kongreler elbette İstanbul hükümetinin hiç isteğine uygun değil ama bunları durdurmaya gücü yetecek halde değil. Yani millet bir işi yapmaya karar vermişse, bir kararın arkasında millet duruyorsa, hükümetlerin ona gücünün yetmesi çok zordur. Hele bu İstanbul hükümeti gibi milletle ilişkisi bütünüyle kesilmiş, arada bir meclis yok, bir denetim yok. Zaten milletten farklı düşünüyor hükümet. Milli ihtiyaçları karşılayacak herhangi bir heves bile yok. Heves bile yok. Bu gayrimilli bir yönetim. Milli mücadeleye karşı bir yönetim. Ve İngilizlerle işbirliği halinde bir yönetim, teslimiyetçi bir yönetim. Yani 100 yıldır, 150 yıldır Batı karşısında kendi içine kapanık bir toplum olmaktan doğan gerileme, çöküş, geri kalmanın neticesi olarak bütün aydınlarının
Avrupa karşısında aşağılık duygusuna kapıldığı Osmanlı yönetiminin bu son kuşağı büsbütün Avrupa karşısında titriyor. Avrupa bizden güçlü, Avrupa bizden bilgili. Bizim milletimiz zaten o kadar başarılı bir millet değildir. Biz İngilizler elimizden tutmasa biz yürümeyi bile başaramayız. Avrupa demek her şey demektir. Avrupa olmazsa biz mahvoluruz. Şudur budur buna benzer. Böyle bugün bile bazı serpintilerini duyduğumuz konuşmalar, sözler, inançlar bazı örneklerde okuyacağım. Her neyse bir sivil olarak geliyor. Geldiğinin ertesi günü Ankaralıları topluyor. Ziraat okulunda onlara uzun bir konuşma yapıyor. Buraya neyle gelindi, buradan nasıl kurtulabiliriz? Bütün bunların temeli hep milli iradedir. Bağımsızlık. Halkın kendisini kurtarma azmidir, kararıdır ve yetkisidir. Mustafa Kemal Paşa, işte bu adım adım Cumhuriyet'e gidiş, bu anlayışın gidişidir. Mustafa Kemal Paşa, Türkiye'de Cumhuriyet'e götüren düşüncelerin hepsini incelemiş, yaşamış. Bir sürü arkadaşı da var aynı inançta olan. Öyle yani tek başına Mustafa Kemal Paşa Cumhuriyet'e gidelim dedi. Bir gün Cumhuriyet ilan edildi. Bütün bunlar aşama planlı, programlı tabii hepsi. Aşama aşama tabii. Gelişmiştir. Halkın katkısıyla gelişmiştir. Aydınların katkısıyla gelişmiştir. Düşünen yurtseverlerin yardımıyla gelişmiştir. Ankara bir karargah olarak milli mücadeleyi işte tek yönetimde toplama gayreti içerisinde belli bir kurul var. İstanbul'la yapılan bazı görüşmelerden sonra İstanbul bir meclisin kurulmasının artık kaçınılmaz olduğunu, halkın görüşlerinin de bilinmesine bir ihtiyaç hissederek bu sırada Tevfik Paşa sadrazam seçimler yapılıyor. Seçimler yapılıyor. İngilizlerin ve Osmanlı yönetiminin beklemediği bir sonuç oluyor. Pek çok yerde müdafaa-i hukukçu adaylar, müdafaa-i hukukçu, kuvayi milliyeci adaylar kazanıyor bu seçimi. Bu işte Osmanlıcılar için diyeyim yahut İstanbul yönetimi için son diyeyim. Osmanlı o meclisinin son onlar büyük bir hayal kırıklığı yaratıyor. Hayal kırıklığı yaratıyor. İşte onların gazeteleri bu sonuçtan hiç mutlu değiller, memnun değiller. Yani halk gelmiş oluyor, millet gelmiş oluyor, direnişçiler gelmiş oluyor. O çoban ateşlerini yakanlar yavaş oluyor, yavaş geldiler. Milleti milletin sesini onlar taşıyarak getiriyorlar. Bu meclis yani bir barış anlaşması yapılırsa onu imzalasın diye, onay versin diye düşünülmüş olan bu meclis hiç beklenilmeyen bir şey yapıyor. Ya da Anadolu'nun beklediği ama İstanbul'un ve Batı'nın beklemediği bir şey yapıyor. Misak-ı Milli adını verdiğimiz metni kabul ediyor ve ilan ediyor. Misak-ı Milli bağımsız, özgür, çağdaş, yeni Türkiye demektir. Tamamen İstanbul'un o zamanki düşüncesinin tersi bir düşünce. Evet. Şimdi bunun ilanı tabii hem İstanbul hükümetini hem Batılıları, işgalcileri fevkalade şaşırtıyor. Bu bütün dünya parlamentolarına da yollanıyor bu karar. Bu karar İngilizler çok bir millet, bir milletin isteyebileceği en asgari haklardır. İnsan haklarına uygun en haklardır. Bir millet bağımsız olmak istiyor. Bir millet özgür olmak istiyor. Sonuç olarak da uzak vadeli bir idealini de belli ediyor. Çağdaş olmak istiyor. Kendini reformlarla yenilemek istediğini de belirtiyor. Misak-ı Milli'yi hazırlayan ve kabul edenlerin çok ileri tarih bakımından çok önemli bir yaklaşımları vardır. Bunlar Türklerin yaşamadığı ülkelerin hepsinden feragat ediyorlar. Peki burada Suriye için, Irak için dövüşmüş askerler, oralarda Osmanlılığı korumak için çok mücadele etmiş siviller de vardı bu meclisin içerisinde. Ama bunlar duruyorlar, düşünüyorlar, diyorlar ki burası bizim diye. Burası Araplar, burası Mısırlılar, burası işte şunları. Biz ancak Türklerin olan ana yurdumuzun savunmasını yapalım. Ana yurdumuzun savunması için mücadele edelim. Neresidir bu? Mondros Mütarekesi'nin imzalandığı tarihte ordumuzun bulunduğu yerler bu. Musul ve Hatay buna dahildir. Halep'in bir bölümü dahildir. Yani Arabistan için, Filistin için, Lübnan için, Ürdün için, Mısır için burada bir mücadele yapılmamıştır. O ülkelerin halklarına bağımsız olmak hakkını o zamanki milliyetçi Türk aydınları onların da böyle bir hakkı olduğunu düşünerek onlara bunu bırakmıştı. Kardeşlerine, din kardeşlerine bırakmıştı. Milli mücadeleyi yapanlar da elbette dindardı.
ama ümmetçilikten şu farkları vardı. Yani din kardeşliği başka şeydir, ümmetçilik başka şeydir. Ümmetçilik siyasi bir yaklaşımdır. Bir koca imparatorluğun yıkılmasına sebep olmuş olan körü körüne bağlı olumsuzluklardan bir tanesidir. Pantürkizm bir Türkler arası bir dayanışma değildir. Bir siyasi yaklaşımdır. Türkiye için de çok o zamanlar çok tehlikeli olmuştur. Zaman zaman da tehlikeli olmuştur. Şimdi Sivil Atatürk'ün yönettiği Ankara, İstanbul'da Misak-ı Milli'yi ilan etmiş olan bir Osmanlı Meclisi, yani yaptığı en ciddi, çok çok hayırlı, çok büyük, çok önemli bir karardır bu. Bu arada da Güneydoğu'da işte Maraş'tan Fransızlar atılmış, yenilmiş, çekilip gitmişler. Türk fedaileri Çanakkale'de, Gelibolu'ya, Aktaş'taki büyük cephaneliği gidiyorlar bir gece. Fransızları bağlıyor baskın halinde, o yüzlerce silahı ve cephaneyi Anadolu'ya geçirebiliyorlar. Bütün bunlar, bütün bu direnişler, birleşimler, gelişimler işgalcileri fevkalade ürkütüyor. Sonunda bir gözdağı olarak İstanbul'un işgaline karar veriyorlar ve Mart ayında, 1920 yılının Mart ayında İstanbul'u işgal ediyorlar bir beyannameyle. Böylece İstanbul'un işgaliyle Osmanlı Devleti fiilen sona erdi. İstanbul hükümetini hukuken sona erdiren belge de Sevr Anlaşması'dır. Şimdi ben Sevr Anlaşması'na geçmek istiyorum. Tabii, hay hay. Şimdi Batı aşama aşama çeşitli konferanslarda bir araya gelerek uzun zamandır, 100 yıldır paylaşmak istedikleri Osmanlı Devleti'ni paylaşmak için defalarca masaya oturuyorlar. Neşe içerisinde Osmanlı topraklarını paylaşıyorlar. İşte açık diplomasi deniyordu, o bırakılıyor. Gene gizli görüşmeler halinde. İşte mandacılık, bağımsızlık fikrine aykırıydı Wilson'un ama önemli değil. Mandala, kabul manda sistemi şey ediliyor. İşte Irak İngilizlere, Suriye Fransızlara bırakılarak. İşte böyle parçalanıyor Osmanlı. İngilizler, ama İtalyanlar, yetmiyor. Fransızlar. Ama evet, yetmiyor. Bir de Anadolu'yu parçalamak gerekiyor. İngilizlerin Fransızlara ve İtalyanlara nüfuz bölgeleri saptanıyor. Evet. Nüfuz bölgesi demek o bölgedeki yeraltı, yerüstü servetlerinden ve bütün sosyal imkanlardan yararlanan tek devlet olmak demek. Orada artık rekabet olmayacak. İtalya Fransa ile ya da İngiltere ile rekabet halinde olmayacak. Bağımsızca Türkiye'yi sömürebilecek. Kendine ayrılan bölge. Fransız öyle. Çukurova, Sivas'a kadar. Çukurova, Sivas'a tabii kadar Fransızların. Mersin, Antalya, Konya, Bursa'ya kadar İtalyanların. Güneydoğu Anadolu İngilizlerin, artı işte buraları da asker bulundurabilecekler. Hatta mesela, İstedikleri zaman da işgal yapabilecekler zaten. Zaten işgal halindeler. İsterlerse bu toprakları kendilerine bağlayabilecekleri anlaşılabiliyor. Mesela İtalyanların böyle bir hevesleri olduğu ve bunun için bir hazırlık yaptığını belgelerden öğreniyoruz. Bu belgeleri ortaya çıkaran da İtalyan bilim adamları. Yani biz değil, onlar kendileri çıkarıyorlar bunu. Nitekim büyük zaferden sonra en çok üzüntüsünü belirten ülkelerden biri de İtalya olmuştur. Türkiye üzerindeki hayalleri Yunanlılarla birlikte Ege'ye dökülmüş olmuştur. Şimdi İstanbul'un işgali bütünüyle hükümetin artık iyicene kukla olması dönemidir. İstanbul'da Misak-ı Milli'yi ilan etmiş milli duruşlu bir mecliste İngilizler için, işgalciler için büyük bir tehlikedir. Osmanlı meclisi geliyorlar, basıyorlar. Mesela Rauf Bey'i, mesela işte Karabasık Bey'i zorla alıp götürüp işte tutuklayıp Malta'ya götürecekler. Zaten Malta'da da bir kısım insanlarımız vardı. Meclis o dönemde bu, de Vahdettin'le meclis arasında ilginç konuşmalar var zannedersem. Onlara da gireceğiz. Söyleyeyim değil mi? Onu söyleyeyim, okuyayım. İstanbul'un işgal edildiği gün bir meclis heyeti Rauf Bey'in başkanlığında Vahdettin'den görüşmeye gidecek. Söylemek istedikleri de aman padişahım, yani bu meclisin kabul etmeyeceği, halkın kabul etmeyeceği bir anlaşma yapmayınız diyecekler. Bu konuşma hem Vahdettin'in bu olaylara nasıl baktığını gösteriyor, hem oradaki meclisteki Anadolu milletvekillerinin bakışını gösteriyor. O metni bulabilirsen buradan sana onu genç arkadaşlarımız da bir selam. Ben o dönemdeki insanların kafa yapısını anlamamız açısından değinmek istedim zaten. İyi yaptın. Okuyayım mı metni? Lütfen.
İşgal güçlerinin İstanbul'da yönetime resmen el koyduğu gün Vahdettin, Sivas Milletvekili Rauf Orbay, Balıkesir Milletvekili Abdülaziz Mecidi Hoca ve Konya Milletvekili Vehbi Hoca, Vehbi Çelik'ten oluşan meclis kurulunu kabul eder. Görüşmenin metni kısaca şöyle. Vahdettin, bu adamlar yani İngilizler çok daha çok şey yaparlar, her istediklerini yaparlar. Her şeye cüret edebilirler. Meclisteki sözlerinize ve hareketlerinize dikkat ediniz. Vehbi Hoca, Efendimiz onların kudreti milleti yıldıramayacaktır. Milletiniz, memleketi de sizi de kurtaracaktır. Üsterih olunuz padişah. Vahdettin, hoca dikkatli olun. Bu adamlar her istediklerini yaparlar. Mecdi Hoca, padişahım bu kafirlerin kudreti zahiridir. Şu gemilerin top menzili dışına çıkamaz. Senin milletinin yüreği onların demirinden metindir. Millet istiklali uğruna giriştiği mücadelede muhakkak muzaffer çıkacaktır. Endişe buyurmayınız. Vahidetti. Hoca vaziyet meydanda, hadiseler ortada. Bu adamlar isterlerse yarın Ankara'ya giderler. Rauf Bey, Efendimiz, biz huzurunuzda milleti temsilen bulunuyoruz. Millet haysiyet ve istiklale aykırı bir kaydı kabul etmemeye kesin kararlıdır. Eğer milletin hislerine tercüman olduğumuza kani iseniz arz ediyoruz ki milletin sizden istirhamı haysiyet ve istiklale aykırı bir antlaşmaya ve sözleşmeye imza koymamanızdır. Aksi takdirde istikbali çok karanlık görüyoruz. Türklerin hükümdarı Vahidettin. Rauf Bey, millet koyun sürüsü. Bir sürüye bir çoban lazım. İşte o da benim. Şimdi Bunun için istemiştim okumanızı. Evet. Bu halka bakışını, o zamanki hükümdarın İngilizlerden nasıl korktuğunu, nasıl bu bir hükümdarda bulunması gereken olgunluktan, metinlikten, dirençten, onurdan ne kadar yoksun olduğunu göstermek bakımından çok acı bir tarihi belgedir. Yani keşke o gün tahtı bıraksaydı. Yani şerefli Osmanlı Hanedanı'nın son temsilcisi olarak bu güzel resti yapabilseydi. Yapmıyor. Sonunda da gidip İngilizlere teslim olarak bitirecek hayatını. Evet. Acı. Doğrusu acı. Yani o büyük aileye, dünyada gelip geçmiş en büyük hanedanlardan biri olan büyük bir aileye hiç de uygun olmayan, hiç de yakışmayan bir acı, trajik son. Evet. Her neyse. Şimdi İstanbul'un işgali başladıktan sonra, İstanbul'un işgali sırasında bir kısım milliyetçileri de tutuklamaya başlıyorlar bu milletvekillerinin dışında. Kendilerine de o zamanki Hürriyet ve İtilaf Partisi dediğimiz bu ümmetçi, işbirlikçi, Avrupa karşısında titreyen, her şeye razı iktidarın kabadayılar teşkilatı var. Onlar da önlerine düşüyor İngilizlerin, işte o milliyetçilerin olduğu evleri gösteriyor. Nerede saklandıklarını öğrenip bildirmeye çalışıyorlar. Yani onlara av köpekliği yapıyorlar. Evet. Av köpekliği yapıyorlar. İstanbul'un işgal edilmesini işte telgrafla öğrenen Mustafa Kemal Paşa bir iki gün evvel bu tehlikeyi sezdiği için gerekli bütün birliklere diyor ki eğer herhangi bir milletvekili tevkif edilirse siz de bölgenizde bulunan İngiliz subay ve erlerini tutuklamaya hazır olun. Hazır. Bu bazılarının dudaklarını uçuklatacak bir karardır ama öyle olmuştur. İşte Rauf Bey'in ve bazı milletvekillerinin ve İstanbul'daki milliyetçilerin tutuklanması üzerine Anadolu'da bulunan İngiliz subay ve erleri, bunların başında en kıdemlisi Albay Rawlinson'dur, Erzurum'da bulunuyordu. O da tutuklanır, ta Sakarya Savaşı'nın sonrasına kadar Türklerin elinde kalır, sonunda Malta'daki Türk sürgünleriyle değiş tokuş edilecektir. Şimdi ve Mustafa Kemal Paşa İstanbul'daki meclisin kendi kendini tatil etmesi ki işgal altında, bu şartlar altında işte masuniyeti hiç kalmamış bir meclisin çalışmasında hiçbir yarar görmediği için faaliyetini tatil etmiştir. Ankara'da bir millet meclisinin kurulacağını bütün Anadolu'ya bildirir. İşte İstanbul'dan katılacakların dışında bu meclise yeni yapılacak seçimlerle katılacakların da Ankara'da toplanmasını bildirir. Bu çok büyük bir karar. Tabii. Bu çok önemli bir karardır. İstanbul'da bir meşru devlet vardır. Meşrudur o tarihte. Ama Anadolu'da
bir ihtilal meclisi toplanıyor tabii demektir. Ama o an verilmiş bir karar değil tabii ki. Hazırlıkları yapılmış. Adım adım hı-hı, buraya gelmiştir. İstanbul Meclisi böyle dağıtılmasa, İstanbul işgal edilmese belki İstanbul'daki meclis o misak-ı milliyi kabul etmeden... Bu kadar seri olmazdı belki. Kabul eden meclis o milli duruşunu sürdürseydi buna belki gerek de kalmayabilirdi. Evet. Ama olaylar Anadolu'nun her şeyiyle yeni devlete doğru gidişinin gerekli olduğunu, bunun bir ihtiyaç olduğunu, bunun bir onur meselesi olduğunu, bir yaşama meselesi olduğunu ortaya çıkarınca bu karar verilmiştir. Tabii Atatürk gibi çok, yani zekaca, bilgice, kültürce, karakterle çok üstün bir insanın bu işin başında bulunulması, bu kararı çok acele alabilmesi ve her ihtimali hesaplayarak bu kararları sürdürebilmesi, işte Türkiye'nin büyük talihidir. İşte birçok Türk'ün söylediği gibi de Atatürk'ün varlığı Türkiye'ye Allah'ın bir lütfudur. Bu altını çizerek söylüyorum. Buna inanarak da söylüyorum. 50 yılımı bu konuyu incelemeye verdim. Tanıdıkça Atatürk, yaklaştıkça öyle. Dağlar öyledir ya, yaklaştıkça büyürler. İnsan o Atatürk'e yaklaştıkça onun ne kadar yaklaştıkça hayranlığınız artıyor. Ve büyüklüğünü görmeye başlıyorsunuz. Birçoğumuza Atatürk bol geldi. Evet. Yani onlar Atatürk'ü taşıyamadı. Atatürk'ü idrak etmek için bir başka bir şey, bazı niteliklere sahip olmak gerekiyor. O nitelikler olmayınca Atatürk'ü idrak etmek kolay değil. Atatürk çağımızdan da ileride. Evet. Yani söylediği öyle sözler bugünleri var ki. Bugünleri de görmüş zaten o zaman. Söylediği öyle sözler var ki hiçbir filozof, hiçbir asker o sözleri söylemedi. Çanakkale'de kalan Anzaklar için söylediği, artık anneler üzülmeyiniz, bizim toprağımızda ölmüş olan çocuklarınız Mehmetçik'le koyun kayına yatıyor. Artık onlar bizim de çocuklarımız sayılır diyebilecek kıratta bir adamı henüz insanlık yaratmadı. Yaratmadı, evet. Evet. Neyse, biz sevre geri evet, dönelim. Dönelim. Şimdi İstanbul'da meclis gidiyor. Yerine bu meclis gidiyor. İstanbul işgalinden sonra Ankara'da Büyük Millet Meclisi 23 Nisan'da açılınca, ki Ankaralıların büyük böyle bir bayram halinde açtıkları bir toplantı oluyor bu. Ve Türk Anadolu'nun ve Rumeli'nin geleceğine el koyan bir büyük kudret, milletin sesi oluyor. İstanbul'da millet yok artık. Bitti. Meclis kapatıldı. Meclis bitti. Zaten Cumhuriyet'in temelleri zaten, yavaş yavaş atılıyor. Evet, zaten Vahdettin de meclisi kapatarak o son Osmanlı meclisini tarihten silmiş oluyor. Tarihe gömmüş oluyor. Sonra da İngiltere'ye mi gidiyor o dönemde? Hayır, daha gitmiyor. Daha ona vaktimiz var. Sen benden hızlı gitme. Tamam. Birlikte yürüyelim. Peki, özür dilerim. Şimdi meclis açılıyor. Meclis Misak-ı Milli'yi kabul ediyor. Misak-ı Milli, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin genel programı oluyor. İdeali oluyor. Bağımsızlık. Bu meclisin büyükçe bir çoğunluğu muhafazakarlardan kuruludur. Hemen hemen hepsi dindardır. Bunların içinden bir bölümü padişahlık rejiminden yanadır, hilafetten yanadır. Yani bunlar hemen böyle bir bildiğimiz alıp rejimi devirecek, arka arkaya gerçekleri zorlayacak, halka rağmen kararlar alacak bir meclis değildir. Öyle bir olması için sebep de yoktur. Bu meclisin büyük vasfı, bir kere meşru bir hükümet varken bu meclisin toplanması yasaya aykırıdır. Bunlar kelle koltukta gelmişlerdir. Bir kere kahramandır. Evet. İki, zafere kadar hiç taviz vermemişlerdir. İstiklalden taviz vermeyen kahraman bir meclistir. Bu meclis biraz çok konuşan meclistir. Biraz gevezedir, ayrıntı üzerinde durur. Yani çok doğal bazı şeyleri reddetmiştir. İlk verdiği kararlardan biri içki yasağıdır. Hangi dönemde yaşıyoruz? Bir süre sonra kumar yasağını getirmiştir. İşte İstanbullulara, işte hanımlar yüzleri açık geziyor diye bir ihtarname çekilmesine karar vermiştir. İşte milliciler, fesi, işbirlikçilerin giyimi kuşamı bir başlığı olarak kabul ettikleri için fesin yerine kalpağı istedikleri zaman milisim çok büyük bir bölümü buna karşı da çıkmıştır. Yani kalpağın milli bir başlık olarak kabul edilmesini istememişlerdir fesin yerine. Meclise baktığınız zaman resimlerine bakar görürsünüz sarıklılar, evet, fesliler ve kalpaklılar vardır. Kalpaklılar çoğunluktadır. Doğru. Kalpak Kuvayi Milliye'yi temsil etmektedir ama öbürlerinin Kuvayi Milliye'den uzak olduğu söylenemez.
Ama alışkanlıkları, yetişme tarzları, dünyaya bakışları, eğitimleri onları böyle muhafazakar yapmıştır. Kadınların seçimi konuşulduğu, seçilme hakkı ihtimali konuşulduğu zaman birçok konuda çok doğru laflar etmiş olan bazı bilim yani din adamları sahaya çıkıp kadınların ne seçme ne seçilme hakkı olmadı. Böyle bir şeyin düşünülemeyeceğini açık açık söylemişlerdir. O zamanlar ama sonra olabiliyor demek ki. Bugün dünyada kadınların seçme hakkının yasaklandığı ülkelerin ne kadar geri olduğunu görüyoruz. Yani kadınların seçme ve seçilme hakkının olmaması demek şu anlama geliyor. Kadınlar yurttaş değil. Toplumda yeri yok demek gibi bir şey. Yurttaş değil. Tabii. Böyle bir şey olabilir mi? Üstelik de şimdi göreceğiz. Milli mücadele sırasında harmanı kaldıran da kadın. Tabii. Kanıyı çalıştırıp cephaneyi, ilacı, yemeği Türk getiren de Türk askerine her türlü hizmeti kadın, yapan kadın. Kadın, sargı bezini hazırlayan kadın, gazi çocuklarına bakan, yetimlere, öksüzlere bakan kadın. Halide Edip adı var da kadın. Yani onbaşımız kadın, çavuşumuz kadın, tabii. Dövüşen var, bir sürü şehit olan kadınlarımız var. Şimdi ama bu kadınlara seçme hakkının verilmesi ihtimali Büyük Millet Meclisi'nin büyükçe bir bölümünün tüylerini diken. Kadınların kendilerinden başarılı olacağını görmüşler, korkmuşlar. Öyle mi diyorsun? Öyle diyelim. Diken diken ediyor onları. Böyle bir meclis. Ama çok var yurtsever. Ciddi yurtsever meclis. Bu meclisin varlığı birdenbire İstanbul hükümetini çıldırtıyor. Şimdi bu meclisi kapatmak, milli mücadeleyi sahiden kökünden söndürmek için Vahdettin yeniden Damat Ferid'i dördüncü kez sadrazamlığa getiriyor. Kendisine verdiği yazılı emirde yani seni sadrazamlığa seçtim diye söylediği emirde diyor ki Anadolu'daki bu milliyetçilik adı altındaki kargaşalığı kökünden söndürünüz. Bunun için gerekli yasal ve fiili her türlü tedbiri alınız. Bu milli mücadeleyi yok etme emridir bu. Ama bizim tarihçilerimiz Vahdettin İstanbul yönetimi falan konuşulduğu zaman bütün bu belgeleri yok farz ederler. Yani masalcıdırlar. Masal sevgiyle, dostlukla, vefa ile, takdirle, işte ön yargıyla falan masal tarih yazılmaz, masal yazılır. Gerçekler ortada ya, zaten. Yani bu apaçık belgeleri dahi görmezlikten geldikleri zaman ben şaşa kalıyorum. Asıl üzüldüğüm de şu, bir kısım çocuklarımıza bu gerçek belgelere rağmen masallar öğretiliyor. O şimdi ben umut ediyorum ki gençlerimiz benim dediklerimi de dinlemesinler. Bu konuda da kuşkuya düşsünler. Belgeleri araştırsınlar. Doğru mu diye tekrar dönüp baksınlar. Yani evet. Yani çağdaş uygarlığın temeli zekanın eleştirel olarak kullanılmasıdır. Kuşkuya düşüp doğruyu yanlışı birbirinden ayırt edecek bir çaba göstermek demektir. Aklın bağımsızlığı demek, aklı kullanmak demektir. Aklı kullanmayan adamın aklının bağımsızlığından bahsedilemez. Tabii. Şimdi bu emri alan Damat Ferit evvela bir fetva çıkartıyor. Bu fetvayı yazan Şeyhislam Vahdettin tarafından seçilmiştir. Bu fetva diyor ki yani padişahtan izinsiz asker toplayan, asker olan düşmanla dövüşenlerin öldürülmesi caizdir. Bunları öldürenler gazi olur. Bu sapık mücadelede öldürenler şehit olur. Yani bütün millicileri, Kuvayi millicileri, Türk'ün, Anadolu'nun namusunu temizlemek isteyenlerin hepsine bir din savaşı açılıyor. Bu İstanbul hükümetinin yapabileceği en büyük alçaklıktır. Ama başka yapabilecekleri bir şey de yok bastırmak için. Ama böyle bir şey yapılamaz. Böyle bir şeyin kabul edilebilir bir şey değil tabii. Böyle bir şeyin akla gelmiş olması bile çok çok iğrenç bir şey bu. Yani bir milletin arasında din kardeşliğine din kavgası açmak ne demek? Kardeş kavgasına yol açmak ne demek? Bunun için ve bunların kim oluyor? Anzavur'a paşalık veriyor. Kuvayi Milliyecilerin üstüne yolluyor. Kuvayi Milliye'yi yani Yunan'a karşı direnmeyi savunan Gönen müftüsünü de kesip öldürüp gidiyorlar. Bunlara karşı oturup Kuvayi İnzibatiye diye üç kağıtçı serserilerden, itlerden, kopuklardan ve bir takım yüreği çürük subaylardan kurulu Kuvayi İnzibatiye diye bir birlik kuruyorlar. İngilizlerden silah alıyorlar. İzmit'e çıkarıyorlar.
Ali Fuat Cebesoy'un komuta ettiği milli kuvvetlere saldırıyorlar. Daha birinci günü dayağı yiyorlar. Silahlarını İngilizlere teslim edip bir gemiye binip İstanbul'a kaçıyor bu serseriler. Ama bunların başında da böyle bayağı ciddi Osmanlı subayları yer alıyor. Ne yapılıyor? Fetva İngiliz uçaklarıyla, Fransız İngiliz uçaklarıyla, İngiliz ajanlarıyla, Ermeniler ve Rumlar tarafından bütün Anadolu'ya yayıldığı gibi bir takım Hürriyet ve İtilaf Partili bir takım insanlar tarafından halk zehirlenmeye başlıyor. Milli mücadeleyi yaratan insanlara karşı ayaklanmaya davet ediyor. Onlara da ters zaten. Ve işte bu işte Bolu'da, Gerede de, yok Kızılcahamam'da, orada, burada, Yozgat'ta bir sürü ayaklanmalar çıkıyor. Sayısı bunların 22'de. Ama halk bunlara destek vermediği için, bu ayaklanmalar fazla uzun sürmeden çabucak bastırılmış. Bir örnek vereyim. Mesela işte Bolu'dakiler bir teğmen yaralı kalmış. Onu öldürdüklerini zannedip bu isyancılar çekiliyorlar. Çevreden teğmenin öldüğünü anlayan, ölmediğini anlayan biri alıyor, hastaneye götürüyor. Teğmeni iyileşmesine yardımcı oluyor. Bunu duyunca gelip hastaneye basıyorlar. Teğmeni alıyorlar. Ayağına ip bağlayıp sürükleye çarpa çarpa o insanı öldürüyorlar. Ondan sonra da diyorlar ki işte Şeyhülislam'ın fetvasının hükmü yerine geldi. Yaşasın şeriat. Böyle bir şey olabilir mi ya? Yani mümkün değil. Bakınız. İnanası gelmiyor insan. Cehaletle ihanet arasında soğan zarı kadar ince bir ayrım var. Yani cahili din gibi çok etkili bir kurumla siz çok büyük yanlışlara sevk edebilirsiniz. İşte böyle caniler yaratabilirsiniz isterseniz. Evet. Onun içindir ki buna benzer daha pek çok olay yaşandığı için dinin yanlış kullanıldığını, düşman hesabına kullanıldığını, düşman adına kullanıldığını, düşmana yarayacak şekilde kullanıldığını gören insanlar Türk devletini kurarken dinle siyaseti, dinle devleti birbirinden ayırmak ihtiyacını hissetmişlerdir. Hı hı. Zaman zaman bunlara değineceğiz. Cumhuriyet dine karşı saygısızlık etmemiştir. Tam tersine onu devlet işine karıştırmıyor. Onu güncel siyasetin kirliliklerinden arındırıp saygı köşesinde muhafaza etmiştir. Dini bir vicdan meselesi olarak kabul etmiştir. Kimsenin vicdanına karışılmamıştır. Türkiye'de ezan 5 vakit gürül gürül okunmuştur. Hı hı. Ankara'dan, Polatlı'dan ta Ege'ye kadar geri çekilirken bütün mabetlerimizi yıkan Yunanlıların yıktığı mabetlerin hepsini Cumhuriyet İdaresi yeniden dikmiştir. Osmanlı mimarisi Arap mimarisinden, Acem mimarisinden çok farklıdır. Onların camilerinin minareleri böyle kalındır, süslüdür. Hani görünüşü estetik olarak kabacadır. Hı hı. Türk minaresinin o incecik sürün gibi beyazlığı Türk ruhunun inceliğini de temsil eder. Bu minarelerden her zaman ezanlar 5 vakit hiçbir zaman kesilmeden söylenebilmiştir. Yani işgal altında cuma namazının kılınmayacağını her Müslüman bilir. Esirlerin cuma namazı kılması caiz de değildir. Türkiye'yi esaretten kurtaran İstiklal Savaşı'nın şehitleri, gazileri ve onların komutanları, onların yöneticileri, onların milletvekilleridir. Onları minnetle, rahmetle anmak hepimizin borcudur. Dindarların da bu gerçeği çok iyi kabul etmesi gerekiyor. Bunları kabul etmeden bir takım sahte tarihlere bakarak Atatürk'ü işte küçültmeye, milli mücadeleyi önemsizleştirmeye gayret eden o sahte tarihleri ellerinin tersiyle bir kenara itmeleri zamanı geldi. Evet. Şimdi doğru tarihte buluşalım. Yalan tarihler bir yere gidilmez. Olsa olsa bir devlet çöker. Bakınız Osmanlı devletini çöktüren anlayış, onun birkaç örneğini verebilir miyim? Tabii. Hay buyurun. Bakın ne diyorlar. Yazar Refik Halit Karay, Türk Edebiyatı'nın büyük isimlerinden biridir ama kafası bakın nasıl çalışıyor. Arkadaşı Hamdi Ülkümen'e şöyle diyor, Mustafa Kemal'in muzaffer olduğunu görmektense memleketin Yunanlılar tarafından alınmasını tercih eder. Alemdar Gazetesi yazarı Hafız İsmail, bilmiyorlar ki İngiltere tehdide gelmez, ötleri kopuyor.
Yazar Refik Cevat Ulunay. Tek çare galiplerle uyuşmak ve anlaşmaktır. Filozof Rıza Tevfik. Anadolu direnişi bir blöftür. Avrupa medeniyeti Anadolu'yu bu zararlı haşerattan temizleyecektir. Hüküm galibindir. Medeniyeti temsil eden İngiltere gibi bir devlete itiraz etmek küstahlıktır. Fransız işgaline giren Adana'nın İstanbullu valisi Abdurrahman Bey'in demeci, ayaklanmak için hiçbir sebep yok, Fransızlar bizim iyiliğimizi istiyor. İyiliğimizi isteyen Fransızlar kesin. Benim topraklarımı alıyor gidiyor. Yazar Ali Kemal, Avrupa ile başa çıkmayı asırlardan beri Asya'nın hangi kavmi başardı ki biz başarabilelim? Yani bu işte Osmanlı'nın son 150 yıllık aşağılık duygusunun çok açık örnekleri. Damat Ferit diyor ki yalnız Allah'ın ve İngiltere'nin lütfuna güveniyoruz. Allah'ın lütfuna güvenelim. İngiltere'nin lütfuna güvenerek istiklal olur mu? Bir devlet yaşar mı? İngiltere'nin lütfuna bel bağlayan yani devlet karşılaştırdıkları çöker. Şeylere bakın. Çöker. Hariciye Nazırı Mustafa Şerif Paşa, umumun arzusu İngiltere tarafından idare edilmekliğimizdir. 1920 Haziran'ında ileride göreceğiz, galipler Yunan ordusuna sevr anlaşmasını kabul ettirsin diye Anadolu içine doğru yürüme emrini evet. veriyorlar. Bunlar bir taraftan Uşak'a, bir taraftan Bursa'ya doğru yürürlerken, yani yakıp yıkan evet. bir veba ordusu gibi gelirlerken, Adliye Nazırı, İstanbul Hükümeti'nin Adliye Nazırı Ali Rüştü Efendi gazetelere demeç veriyor. Diyor ki, Yunan ordusunun başarısı için dua edin. Buna yani. İnsan bile denmez. Evet. Denebilir mi? Yani ben tanımlama bile yapamadım. Gerede isyanı öncülerinden Divitli Eşref Hoca. İngilizlere meydan okuyoruz. Bu en büyük küfürdür. Konya isyancıları. Kim milliyetçilerle birlikte Yunan'a karşı giderse şeran kafirdir. İslam'ı Yüceltme Derneği'nin bildirisi. Yunan ordusunun halifenin ordusu sayılmak gerektiği, hiç de zararlı bir topluluk olmadığı, asıl kafaları koparılacak mahlukatın Ankara'da bulunduğu. İstanbul Hükümeti'nin İzmir Valisi Kambur İzzet'in genelgesi. Yunan kuvvetleri özel bir tören ve saygıyla karşılanacak. Kambur İzzet'i zaten eskiden programı izleyenler hatırlarlar. bir güzel bir İngiltere'nin hizmetinde çalışan bir İngiliz casusuydu. İşte evet. Şimdi Yunanlıların hizmetinde çalışıyor. İşte bu anlayış, milli mücadelenin karşısındaki anlayış bu anlayış. Evet. Bu anlayışı unutmaya hakkımız yok. Bu anlayışa yakın bir anlayış olursa bilmeliyiz ki günümüzde de bu insanlar bizden değil. Yani bizlerin, Anadolu'nun, Anadolu insanlarının, yurttaşlarımızın refahı için, huzuru için, saadeti için çalışmıyorlar demektir. Evet. Bağımsızlık ruhlarında yok zaten, öyle bir şey yok. Böyle bir fikir akıllarının kenarından geçmiyor. Böyle bir şey hiç böyle bir düşünceleri olmamış bu insanların. Bunlarda bir milli onur da teşekkül etmemiş. Bir milli duruş nasıl beklersiniz bundan? Tabii tamamen ki işte Osmanlı'yı yıkan, o koca devleti yıkan, parçalaya çökerten sonunda bu anlayış. Şimdi Kuvayi Milliyetçiler Cumhuriyeti kurdukları zaman laikliğe, milli eğitime bunun için önem verdiler. Çünkü bunun acısını çok yaşadılar. Hiçbir şeyin gerekçesi, bu yeni devletimizin bütün gerekçesini, bütün niteliklerinin kaynağını milli mücadeleden çıkarttıklarını bilelim. Evet. Teşekkür ederiz efendim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Bugün de burada bırakalım.